Bir başka olay, bir başka yakınımın başından geçen bir olay aktarayım. Bana dedi ki bu yakınım, ben çocuğumun namaz kılması için yıllarca dua ettim dedi. Şöyle yap, dua ettim, böyle dua ettim, nihayet azarladım, telkin ettim, şöyle yaptım, böyle yaptım, hiç sonuç yok. Sonra nasip oldu, umreye gittim. Kabe'nin karşısında hıçkıra hıçkıra ağladım. Yalvardım. Memlekete geldim, baktım ki çocuk, oğlum namaz kılmaya başladı dedi. Bir batılı kişisel gelişimcinin bir kitabından hatıratını okuyorum. Nasıl değiştiğini anlatıyor. Bize değişme tekniklerini anlatıyor. Şöyle değişirsiniz, böyle değişirsiniz, şu teknik, bu teknik falan. Orada anlattığı şeyleri uygulamaya çalışırsanız hiçbiri işe yaramaz. Hiçbiri sizi değiştirmez. Ama bir şey söylüyor satır arasında. Evet, bu adam değişti. Bu fakirdi. Tek başına bir yerde kalırdı, kilolu böyle. Hayatını yönetemeyen, aciz, iradesiz bir insan idi. Ama bir yarım sayfada, bir iki paragrafta anlatıyor onu asıl değiştiren sırrı. Otel odasında gece yarısı geçmiş, aynada kendisine bakıyor. İradesizliğine bakıyor, acizliğine, zavallılığına. Hüngür hüngür ağlıyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Buradan, bu halden, bu mengeneden, bu sıkışmışlıktan çıkmam lazım diye. Onu oradan çıkartan, o bize anlattığı öbür o teknikler, kaldıraçlar, şu teknik, bu teknik falan, zihinsel teknikler değil aslında. Orada yaptığı o duadır. Orada döktüğü o gözyaşıdır.